Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten programı devam ediyor. Stüdyomuzda BAM telini yakalayan Tayfun Taliboğlu var. Milletin ve memleketin gündemi gazetelerdekiyle aynı mı? Onu konuşacağız. Tayfun Taliboğlu, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, merhaba. Merhaba, bende bir haber var. Senin izninle önce onu okuyabilir Tabii miyim? Tabii ki, rica ederim. Efendim, Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesi Sülüklü mezrasında yoğun kar yağışından yollar kapanmış. Yani hani Türkiye'de ulusal gazetelerde bambaşka alem var ya... Burada başka bir alem var. Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesi Sülüklü mezrasında yoğun kar yağışından yollar kapanmış. Yer yer 2 metreye kadar kar kalınlığı ulaşmış. İlçe ile Sülüklü mezrasının irtibatı kesilmiş. Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesi Sülüklü mezrasından bahsediyoruz. Fatma Füyük 70 yaşında rahatsızlanmış. Sağlık ekipleri paletli ambulansla ulaşmaya çalışmış. Ambulans arızalanmış. Jandarma ekiplerinden yardım istenmiş. 31 Ocak 2012 tarihinde salı günü Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timi, sağlık ekibi ve iş makinalarıyla beraber 3 saat süren meşakkatli çalışmalardan sonra 80 yaşındaki Fatma teyzeyi kurtarmışlar. Efendim, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı kutluyoruz. Mektubu yazan kim? Mektubu yazan oradan bir adam. İsminin vermesini isteyen. Yani orada uzman çavuş. Uzman çavuş. Güzel. Oradan uzman çavuş. Yani, evet. Yani hani diyorlar ya Türk Silahlı şeyler... Kuvvetleri'ni eleştiriyorsunuz şöyle böyle. Bakın, alnından öpüyoruz. Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesi Sülüklü mezrasına yetişen Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bütün elemanlarını, komutanından erine kadar o tutuyoruz. O konuda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni eleştirmek haksızlık olur. Yani evet. Her depremde, selde, yağmurda ne zaman böyle bir şey olsa yine askeri oradadır. O başka bir şey çünkü. O başka. O başka. Evet. Efendim, tweetler var, mesajlar var. Hepsini okuyacağız. Müştak Görücü, İzmir'de bile kar var. Erkan abi, Mesut Yalçınkaya, sizi izleyince insanlara yaşama sevinci geliyor diyorlar. Erkan abi, sizi seyredince içimiz de dışımız da ısınıyor. Bu donuk havada demiş. Coşkun Erdi, soğuk Akdeniz'den sıcak selamlar, başarılar diliyorum demiş. Erkan Bey, İzmir Karşıyaka'dan yazıyorum. Yıllar sonra kar yağıyor, kar. Evet, sen geziyorsun il il, evet. İlçe ilçe. Ne görüyorsun? Valla bir kere açılışı yaparken söylediğin gibi medyanın, siyasetin gündemiyle halkın gündemi arasında çok büyük bir fark var. Var. Yani net mi? Yani net. Bunu. Yani, gören adam söylüyor. Evet. Yani hiç bunları biz konuşmuyoruz. Ben gittiğim yerde zaten politika da yapmıyorum hiç. Yani politika yapıyorsak da parti bazında yapmıyoruz. Çünkü evet. Doğrucu olmak zorundasınız. Bir şeyi doğru söylemek zorundasınız. İşte şimdi bizim yeni bir gazetemiz var. Bu gazeteyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. En azından yazılı basında. Zaten BAM Teli programında ben elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bakın, burada liderler birbirlerine giriyor. Her gece televizyonu açıyorsunuz. Dehşet bir bağırtı var. Dizilere giriyorsunuz. Dizilerde sürekli bir tokatlanma var. Kadınlar tokatlanıyor. İnsanlar dövüşüyor. Reyting alınsın diye tecavüze uğruyor kadınlar devamlı. Bütün bunlar yaşanırken... En yakın örnek, gidelim Van'a. Van'da öğretmenler konteynerdalar. Yeni birkaç tanesi geçmiş, çoğu çadırda yaşıyor. Onlar devletin öğretmeni diye hani torpil oldu demesinler diye en son onları bıraktılar. Barınma problemleri var. Evet. Geçen gün bir polis arkadaşımız gönüllü gidiyor Van'a. Ailesini memleketinde bırakıyor. Adam ortada kalmış, hiçbir şey verilmemiş. Evet. Dün diyor ki abi aman ya, yine bir konteyner verdiler, yatak falan yok ama idare ediyoruz. Gönüllü giden devlet memuru. Memuru, ama daha önemlisi şu. Telefonla döndüm diye ağladı, ilgilenen bir adam var diye dedi. Yani şimdi Van'da elbette bir sürü şey yapıldı, yapılmadı değil. Çok zor da bir iş. 1 milyon adamı barındıracaksınız. Yanlış kararlar verildi zaman zaman, yanlış demeçler yapıldı, yapılamayacak şeyler söylendi ama bütün bunların ötesinde yapılması gereken şey şuydu. Bütün giden para, bütün giden yardım iyi organize edilmedi. Edilmedi. Bürokrasiye takılıyor. Yani her şey bürokrasiye takılıyor. Ben 2 ay sonra gidiyorum. Yine bakıyorum arada hala hiç uğranmamış yer var. Ya bu kadar insan yalan söyleyemez herhalde. Bizde yönetimde hep şu hastalık vardır. Kardeşim, bunlara verdik zaten biz. Ya vereceğin 2 tane çorap. Bir yani, daha ver kardeşim. Bir daha ver, ne var yani? Şimdi zaten bir sorun da o. Yani nakit para ver, adam kendi alsın kardeşim ya. Ver parayı, kendi alsın. Elbette, yani Sayın Vali Bey dedi ki yardımlar yeterli dedi.
Kimse göndermesin dedi. Yardımlar kesildi. Şimdi 3 senelik yardım bitmiş durumda. Nereye gittiği belli değil. Bu insanlar orada donuyorlar. Hayır, bir de sadece valiyi bulmuşlar. Ona vurup duruyorlar. Yazık kardeşim. Biz... Devletin bütün kurumları yerlerde sürünüyor. Yani şimdi... hiçbiri de kendini toparlayamıyor. Benim babam Van'da suikaste uğradı. Allah onu bize bağışladı. 4 evet. vatandaşımız o suikastta hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum yeniden. Babam bu hassasiyette bana yardım paketi göndermiş. Paketin nerede olduğunu bulamıyoruz. Haberi yok kimsenin. İşte. Yani bu en yakın örnek sende. Başka bir şeye gerek yok burada. Yani memlekette bir kopukluk başladı arkadaşlar. Mesele buradan kaynaklı. Var öyle mi? Kesinlikle kim bir kopukluk var. Kimle kim arasında? Şöyle bir kopukluk var. Siyasetle halk koptu. Siyasetle halk koptu. Yani 2007'ye kadar olan o siyasetten beklentiler artık ayyuka ulaştı. Ve bu beklentiler artık insanları çalışmazlığa sadece beklemeye yetiyor. Vermekle başlayan büyük kötülük. Mesele buradan kaynaklanıyor. Sürekli vere vere bugün yok yeşil karttı, yok oydu, yok buydu, yok kömürdü, yok odundu, şuydu buydu filan derken. Siyasetle halk koptu dedin bak çok. Evet. Mühim bir laf bu. Evet aynen böyle. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi tam tersini iddia edenlerin partisi. Şimdi şunu söyleyeyim. Elbette ki Adalet ve Kalkınma Partisi iyi şeyler de yaptı. Yani benim için şunu söyleyeyim. Hani ben şu tarzda bir adam değilim. Önce iyileri söyleyeyim. Benim için önemlisi ben yollarda adamım. 2 milyon 167 bin kilometre yol yaptım. Yollar konusunda bir şey demiyorum. Ama bunun yanında sağlıkta yapılan güzel şeyler vardı. Zaten iktidarı 3. kez öyle aldılar. Ama şimdi bakıyorsunuz ki artık yeni bir kas sistemi oluştu. Atamalar problemli. Açıkça evet. söylüyorum bunu. Kimse bunu dile getiremiyor. Yani bakın artık hiç konuşmayan insanlar dedikodu halinde konuşuyor. Bunu Sayın Başbakan'a da iletmek isterim. Zaten izlediğini biliyorum programını. Eksik olma yok şu an. Yok yok biliyorum. Ama şu var. Elbette ki yani biz kendi kurumlarımızda bile bazı şeyleri denetleyemezken hükümetin başına yüklenmek meselesi değil bu. Evet. Yani Türk basınının... Can, evet. Ya ne var canım şimdi sende? Bir sürü birçok bakan var, birçok genel müdür var, birçok müsteşar var. Ne yapsın başbakan işte atamış onları. İşte, ama atamış gidin çalışın diye. Bakın 2007'ye kadar şu vardı. İyi kötü işin ehline veriliyordu. Şimdi gidin ben şurada şudur budur demiyorum. Benim şahıslarla işim yok. Allah aşkına atamalara bakın. Yani Milli Eğitim Müdürlüklerinden Gençlik Spor Müdürlüklerine kadar bir bakın. Adam hayatında elini böyle yapmamış adam Gençlik Spor Müdürü kardeşim. Niye? Bilmem ne. Ben Suat Bey'e de yazdım. Twitter'dan da yazdım. Dönmediler. İşte Diyarbakır'da geçen hafta verdiğim haber ki bugün de Yurt Gazetesi'nde köşemde yazdığım bir öykü var. Evet. Bu öyküde Ali Nesimi diye bir çocuk 2004 yılında mayına basıyor. Mayına da basmıyor daha doğrusu. Mayını eline alıp oynuyor. Şimdi hangi ülke topraklarında çocuğunuz damdan düştü diyebilirsiniz, çocuğunuz ayağa kaydı diyebilirsiniz ama çocuğunuz mayınla oynuyordu demek çok böyle normal bir şey değil. Evet. Neyse patlıyor mayın. Mayın patlıyor, çocuk 3 saat kalıyor orada, kolu kopuyor, gözü kör oluyor filan. Öyle ya da böyle işte geliyor, bugünlere geliyor. Şu anda 2012 olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. Evet. Sporla ilgileniyor. Tabii atletizm koşuyor ve çok da iyi koşuyor. Onların klasmanları var orada geçmiş. Tamam. Habere gittik. Yani çocuğun o 66 mıdır nedir onu vermemişler. Çocuğun kampa alınması lazım o verilmemiş. Hiçbir şey yok ortada. Olimpiyatlara hazırlanıyor. Evet evet. Yani vazgeçtik mayının hesabından. Çocuk atlet olmuş yani özürlü kalmış atlet olmuş öyle mi? Valla dün Sayın Ensarioğlu Galip Ensarioğlu Diyarbakır Milletvekili sağ olsun açtı. Ya Tayfun'u izledim dedi bu benim hoşuma gidiyor bir kere. Yani bizim programlarımızda benim yazılarımda şu var. Ben hükümet iyi hükümet kötü filan demiyorum. Ben diyorum ki gazetecinin görevi şudur zaten. Olay bu. Sen var olanı söylersin. Kim dersin ki bu birisi yapsın. Zaten problem basının siyaset içinde yönlendirici olmaya kalkmasıyla bu hale geldik biz. Evet, yani şimdi diyorsun ki niye valiye saldırıyorlar? Kimse delikanlıca başbakanı eleştiremiyor korkudan. Herkes yanında birini bulduğu zaman hurra giydirelim abi. Valiyi bulduk valiyi giydirelim. Orayı bulduk orayı giydirelim. Diğer yani kamu görevlilerinin tamamı işini yapıyor gibi. Yapıyor gibi. Yani merkezde olan hani. Evet. Van'da olup mu olmayıp merkezde olanlar sanki harika ya iş yapıyorlar Van'la ilgili evet. gibi. Şimdi vatandaşın şöyle bir kopması var. Elbette iktidar bir müddet sonra yıpranır. Bu işin doğasında var. Çünkü zor bir iştir bu. Yani %50 oy alıyorsunuz evet. ve %50'yi mutlu edemiyorsunuz. Muhakkak ki içinde şikayetler olacak. Vatandaş alternatif arıyor
Alternatif kurultayda kardeşim. Ya ben 50 yaşındayım. Ben bildim bileli biz kurultay yaşıyoruz abi. Böyle bir şey yok. Yani vatandaş şu anda sorunlarına çözüm istiyor. Diyor ki işte senin kadar gelsin abi. Şuradaki kadar densin. Yani şimdi hastanelerde evet Sağlık Bakanlığı'nda çok güzel işler yapıldı. Onunla oyalandı. Ama şimdi bütün doktorlar huzursuz. Kusura bakmasın Sağlık Bakanlığı o anlamda yaptıkları iyi şeyler için de saygım var ama evet. Şu anda huzursuz, kimse bir şey konuşamıyor. Huzursuzluk şuradan kaynaklanıyor. Hasta hakları diye doktorları bir dövdürtmediğimiz kaldı kardeşim. Yani son olarak da adama diyorsun ki hadi sen denetle de ona göre para vereceğiz. Zaten bizde adam elime yetki ver geçmiş olsun. İmzasız dilekçelerin hepsi işlemdedir. Açın Sabin miydi Sağlık Bakanlığı'nın? Yazın herkese işlemi yapıyorlar. Yani yapılan iyi şeyler bürokratik bir takım engellerle yok da sayılmakta. Evet. Ama atama konusunda bakın şu size bir şey söyleyeceğim. AK Parti niye bu iktidarı aldı? He? Çünkü önce bir kast düzeni vardı bu ülkede. Bu kast düzenine siyasi görüşlerden bahsetmiyorum. Basındaki kast düzeni vardı. Baronlar vardı. Baronlar vardı. Baron, biz bu kast, basın baronları tabii, vardı. Biz bu kasta köşe yazarları, yöneticiler falan. Giremezdik. Askerlerin üst takımı vardı. Efendim iş adamlarının üst takımı vardı. İşte çeşitli grupların sivil toplum kuruluşlarının işte TÜSİAD'ın MÜSİAD'ın bir grubu vardı. Biz buraya giremiyorduk. Bunlar politika yapıyordu. Biz gariban halk yaşıyorduk. Sonra bir gün birisi çıktı AK Parti diye. Dedi ki niye çıktı? Çünkü ben buradan geliyorum bu merkeze doğru. Diyorlar ki hop sen dur abi sen kahveci Yusuf'un torunusun. Evet. Senin yerin bu kadar. Bu kadar diyor. Sen burada dur. Devam et. Devam et. Biz bir şey demiyoruz sana. Bakın sen gel buraya. Bir de lütfen. Tabii. Öbür taraftan öbürü terfi edecek. Diyorlar ki bakın bakalım karısı açık mı kapalı mı. Öbür tarafta adam bir şey üretmiş. Diyorlar ki sen sanayisi Anadolu kaplanısın orada dur kardeşim. Evet. Sonra geldi AK Parti dedi ki bu adam tanımayan adamlara. Kardeşim ben Recep Tayyip Erdoğan. İşte biz artık kucaklıyoruz bu insanları. Şudur evet. Falan derken hiçbir arada düşünmeyen insan. Ama şimdi ne oldu? Şimdi o kast yıkıldı. Yeni bir kast kuruldu. Bu kastın içerisinde artık başka şeyler var. Yani diyeceksin belge istiyorlar diye konuşuyor. Yani çember duruyor. Bir daire vardı içine çember kimse duruyor. Girmiyordu. Evet. Selamun aleyküm benim adım Recep Tayyip Erdoğan. Gel beraber dedi. Yıkalım çemberi dediler. Dedi. Gitmese bile insanlar sempati duydu. Bir umut dedik Türkiye'de barış. Tamam. Ama şimdi o yıkıldı. Çember tabii. Çember olduğu için de hep AK Partililer var. Bakın sokaktaki vatandaş. Çember duruyor mu yani? Duruyor tabii. Sokaktaki vatandaş şu hale geldiyse. Ya kardeşim iş arıyorum çocuğuma. Abi partiden birisi olmaz olmaz noktasına geldiysen. Aynı şey. Aynı nokta yine yaşanıyor demektir kardeşim. Evet. Hiçbir şey değişmedi. Rüzgar oradan buradan. Ben onun için anayasaya inanmıyorum. İnanmıyorsun. İnanmıyorum. Yani, tam soruları sen kendin yaratıyorsun. Öyle miymiş? Peki yani senin bu mayınla oynarken mayının patlaması sonucu sakat kalan ama şimdi bir olimpiyat sporcusu olan evet. Çocukla ilgili asıl gündeme getirmek istediğin ne? Yani mayından vazgeçtik. Mayından vazgeçtik. Orada demişler ki mayın TSK mı PKK mı? Ya önemli değil. Çocuk mayınla oynuyor topraklarında yani. Dava devam ediyor. Ya bu çocuğa bir sahip çıkın. Makarnayla olimpiyata hazırlanıyor. Evet. Sağ olsun işte Galip Bey şimdi sahip çıktı. Peki. Programı izlemiş gitmiş. Senin Yurt Gazetesi ile ilgili mesaj var. Almanya'dan çağrı. Bu Yurt Gazetesi kimin? CHP Genel Merkezi'nin mi demiş? Hayır. Merkez merak ediyor şöyle ya bunu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de bilmiyorum kimin bu Yurt Gazetesi. Şöyle bir senin şey söyleyeyim. Senin köşe yazdığını biliyorum. Durdu Özpolat'ın. Tamam CHP genel ama şey. Adamın CHP milletvekili olması. Kardeşim adam. CHP milletvekili olması gazetenin CHP'li olduğunu göstermez. Ama şu var. Biz bu basında yer almıyor dediğimiz şeyler var ya. Evet. İşte o almayanları burada aldırma derdindeyiz. Yani çoğunluğu emekçidir onun. O büyük girişimci. Ama vatandaş şunu kalmayacak vatandaşın. Kardeşim basın yazmıyor. Bizim vatandaş da samimi değil. Samimi değil. Bir dakika. Ha. Vatandaş da samimi değil. Kesinlikle değil. Bak büyük konuşsun. Kızlara sonra vatandaş. Yok kızın, ama bak sana bir örnek vereyim. Aynı vatandaş. Bunun sağa solu yok. Geçen yine köşede yazdım yurtta. Uğur Mumcu katledildiğinde gazetesi 80-90 bin satıyordu. Cenazesinde 1,5 milyon adam vardı kardeşim. 1,410,000 kişi sadece üzülmüşlerdi. Halbuki zamanında boyasız o gazeteleri alsalardı bugün insanlar başka şey okuyacaktı. Ha bu zaman olur başka şey olur. Yani gazete gibi duran gazetelerden söz ediyorum. İlla köşesinde kadın çıplak kadın resmi olmayan. Yani vatandaş da diyor ki bizim günü yazınca almıyorsun.
Yazınca o tür gazeteyi almıyorsun. Bir dakika. Sonra ne diyor, hem ne diyor vatandaş, hem ne yapıyor? Tabii yazın diyor, bilmem ne yapıyor. Sen burada basın yazıyorsun. Basın yazmıyor diyor. Bak, yazan gazeteler var. Tamam. Onları almıyorsun. Diyorsun ki böyle, sen yine akşam dizini seyrediyorsun yayılıp orada. Sonra diyor kardeşim, bu gazeteciler de yazmıyor. Satıldınız ya. Satıldınız. Lan bak, kaç kere okudun da satıldınız diyorsun. Evet. Ben diyorum ki yazın kardeşim, hangisi o? Bu dün akşamdan beri benim sana çıkacağım belli olunca dedim ki Twitter'da bana sorunları yazın. Gerçekten gelen atanmayan öğretmenler meselesi var yine. Evet. Onlar müthiş bir örgütlü bir gruplar ve 44 bin yerine 17 bin oldu, hala mağdurlar. Onu buradan bir kez daha dile getirelim. İşte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları var. Ama benim için daha önemli olan şu var arkadaşlar. Bu memleketin gelir problemi var. Ankara'da dün çekim yaptım. İtfaiye Meydanı'nda, eski Ergelen Meydanı'nda. Diyor ki adam, abicim cumartesi pazar 20 bin lira ciro yapardım bundan 5 ay öncesine kadar. Şimdi 1000 lira yapamıyorum. Derici Dursun diye bir arkadaşım var orada, deri işleriyle uğraşıyor. Diyor ki onda birine düştü ciro. Sokaktaki amca gofret satıyor aynı yerde, çünkü orası çok önemlidir. Ankara'nın göbeği. Her gelen evet. Meydana. Bakın, her bu gelen kadar değil, her Çin gelen. Çin malları gelip bu kadar ucuz ayakkabılar varken ikinci el ayakkabı satışında artma var. Bence göstergeleri bu. Ekonominin göstergeleri bu. Yoksa bana yok orada kağıtta bunu söyledin, orada bunu söyledin, hiçbir anlamı yok. Ama daha da önemlisi, bu halk bölünmeye başladı. En büyük tehlike bu. Ben onun için programda ısrar ettim. Bakın, bu önce siyaseten bölünüyor. Umutlar tükeniyor. Kaybedecek bir şey olmayan insanlar çok tehlikeli insanlardır. Arkasından futbolla bölünüyor. Futbol, evet, futbola bölünüyor. Tabii mi? Ben hayatımda ilgim olmayan bir alana mecburen girdim. Çünkü ben şimdi bu tarafına bakıyorum. Şimdi federasyon başkanı için deniyor ki kardeşim, işte Galatasaray açıklama yapıyor. Benim 20 milyon taraftarım AK Parti'ye oy verdi. Fenerbahçe diyor ki hadi kapatsın iktidar. Yani siyasetle futbolu bu kadar buluşturursanız Mısır'da olan olur bir müddet sonra. Dün akşam doğru. Mısır'da bir rezalet vardı. Yani bu ülkenin barışması lazım. Yani işte Kemal Ulusu gibi bir adamı getirirsin. Herkesin de sevdiği bir adamı. Evet, muhafazakar demokrat bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz demiş. Ne diyorsunuz? Vallahi bir şey diyeyim mi? Bu tartışmalardan bıktık biz. Yani ben 50 yaşına geldim. 26 yaşım yeter yani. Bu tartışmalar, bu siyaset. Sokakta var mı bu tartışma? Hayır, hiç alakası yok. Siyasetin tıkandığı noktadır bu. Yani onlar diyor ki efendim bu, ya düşünebiliyor musunuz? Ben siyasaldayken katsayı meselesi vardı. Hala katsayı meselesi var. Hala katsayı meselesini sen tartışma. Çöz. Çöz. Katsayı meselesi de adaletsizliktir, onu da söyleyeyim. Evet. Adaletsizliktir. Herkes okur, isteyen girer. Ama sen şuna bakabiliyor musun? Şu anda hangi dersler boş geçiyor genelde biliyor musun okullarda? Din dersleri. Çünkü hepsi müdür oldu abi. Yani bunların hepsi. Ya oradan bakın meseleye. Ben olmasın demiyorum. Ama belirli bir kesimi sürekli yaparsan geçmiş olsun. Ama nereden çağırdık ya sabah sabah seni be kardeşim ya. Din dersleri boş geçiyor çünkü hepsi müdür. Müdür oldular abicim. Okullarda hepsi müdür. Yani ne kadar başarılı adamlarmış ilçe milletim. Tamam, çok güzel yapsınlar, başarısızlar, kimseye bir düşmanlığımız yok. Üstelik de ben katsayı için mücadele etmiş bir adamım. Bu eşitsizliktir. Bu yüzyılda gerçekten eşitsizliktir. Ne demek? İmam Hatip'i bitirince sen katsa. Adam istediği yere gider, okur mokur. Evet. Ama sen sadece belirli bir okulun adamını iktidarın arka bahçesi havasına çevirirsen çok yanlış yaparsın. Bu kadar güzel yapılmış atılımların hepsi gitti. Ne yapalım kardeşim? Adam İmam Hatip'ten mezun, ilahiyattan mezun diye hiçbir göreve getirmeyelim mi? Ya getirelim. Sayın Başbakan'a kötüdür diyen var mı o anlamda dünyada? Bu başka bir şey. Ama siz bütün bakanlar kurulunu İmam Hatip'li yaparsanız problem olur zaten. Ya ben okullarda da bunu diyorum. Şimdi bakın, gerçekçi olmak lazım. Bunları vatandaş konuşamıyor. Hastanede de konuşamıyor. Doktorlar, kardeşim, ezikler konuşamıyor. Kardeşim, ateist nesil mi yetiştirelim? Ne diyorsunuz? Ya bunlar gelip geçecek işte bu. Yani 50 bakın, yıldır tartıştığımız konuya geri mi döndük? Geri döndük yine. Türban da böyleydi. Ya bizim okullarda dindarlar, dinsizler diye ikiye ayırmakla eleştiren CHP liderine bu yanıtı verdi. Bizim türbanla bir problemimiz yoktu. O zaman da türban vardı. Şimdi CHP bunu söylüyor, başbakan bunu söylüyor. Evet. Ya arkadaşlar, milletin böyle bir gündemi yok. Yok ya, sokakta bunlar konuşulmuyor, inanın bana.
Sokakta Fransa bile konuşulmuyor biliyor musunuz? Doğru söylüyorsun. Vallahi konuşulmuyor. Ayrıca da bu işi niye bu kadar büyüttü bu devlet, bunu da çözmüş değilim ben. Yani Fransa bunu... Biz niye yenilmiş pozisyonuna düştük kardeşim? Ne karar verirse versin. Evet, doğru söylüyorsun. Bana ne yani? Parlamentosuna. Kardeşim biz biliyoruz ya da bilmiyoruz. Bu kadar bir savaşa sokarsan yenilmiş olursun. Başka bir şey değil. Narenciye'den bahsediyordun. Evet. Bakal mandalina. Şimdi bize de çok geliyordu o mesaj. Şimdi Manav'da gördüm. Tamam, belki burası bir semt olarak biraz daha fazla olabilir ama... Biraz daha lüks bir mandalina. Lüks mandalina. 5-5,5 lira mandalina. Dalda 30 kuruş. 40 kuruş en babası yani. 50 kuruş. Pazarda 1,5 lira. 1 lira. Yani oraların pazarlarında. Buraya geliyorsun 5 lira. İşte gündem bu. Bu gündem, buna bakacaksın sen. Yani sadece mandalina, portakal, limon üretenler değil. Milyonlarca kentte tüketenler de acayip bir kazık yiyor yani. Şimdi biz hep sonuçları tartışan bir milletiz. Yani yapacağımız nokta şu bizim, anlatacağımız. Biz bugün alınan bir karar yarın bize ne getirir'e bakacağız. Biz buna bakmıyoruz. Yani tartışılacak bir sürü şey varken bunlara takılıyoruz. Mesela Milli Eğitim Bakanı söz arasında güzel bir şey söyledi. Güzel diyecektim. Dedi ki okullarda kıyafeti serbest bırakacağız. Hı hı. Aman sayın bakanım etmeyin, gözünüzü seveyim. Yani bu çocukları, bakın bu işte komünist ülkelerde kaldı filan meselesi değil. Artık dünyanın her tarafı da tekrar önlüğe dönmek zorunda ya da formaya dönmek zorunda. Abicim eşitsizlik başlar. Üniversitede başlıyor zaten. Bunu ilkokula indirmenin alemi yok. Anne babaların anasını ağlatmasınlar. Şimdi bak, bu çok küçük bir karar gibi geliyor. Aile bütçesine ne kadar dokunacağını tahmin edebiliyor musun? Bence halkın gündemi de bu. Yarın öbür gün çocuk öbürü gelecek, bilmem ne marka giyecek öbürü. Bunu diyeceksin, yapmam diyemiyorsunuz. Hayatımda ne dediysem tersini yaptım kardeşim. Bilkent kurulurken dedim ki ben özel okullara hayır, bu sokakta bağırıyordum, oğlum Bilkent'te okuyor. Üniversitede araba alınmaz diyordum, mecburen alıyorsun onlar var diye. Yani aldık bu, ulan. Aldık, özeleştiriyor ama böyle aldık yani. Aldık işte, olmaz yanlış, üniversiteyi kazandı diye adam tabii araba alınır dedik. Ne diyecek? Tersini yaptık ya. Tersini yaptık. Yani herkes bu özeleştiri de yapmalı. Şimdi aynı şey ilkokuldan başlarsa zaten bölünen giderek bir toplum var. Kürt sorunuyla bölüyorsun, futbolla bölüyorsun, orayla bölüyorsun. Ya insanlar birbirlerine ne kadar suratsızlaştı, dikkat et. Devamlı bir dövüş hali var. Sabah şurada el sallıyorsun Erkan. Bazılarına dikkat ediyorum, adam biliyor musun? Lan neden korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Adam diyor ki bana, abi be ekonomi bitti filan. Mikrofona söyler misin diyorum. Yok abi, başım belaya girer. Ulan seyyardasın, ne daha başım belaya girecek? Doğru söylüyorsun. Yani herkes kendince böyle ya kendini çok önemsiyor. Böyle bir nokta var. Ya da başka. Ama şu var. Bizim en büyük problemimiz, biz doğrucu olamıyoruz. Doğrucu olamıyoruz. Olamıyoruz, evet. Sen dün söyledin bak, sabahtan beri doğruları söylüyorsun, Allah var. Doğrucu olmaz. Demiş gibi seyircimiz, düşüncelerime tercüman oldunuz. Çok şükür, açıkça bu konuları konuşan bir televizyon kanalı programı ve konukları var. Beni çok mutlu ettiniz. Aydan Tokalıoğlu, Samsun. Kardeşim, bizim sorunumuz dinsizlik ve dindarlık mı? Bu ana muhalefet partisiyle iktidar birbirlerinin değirmenine su taşıyor. Aynen, doğru söylüyor. Aynen birbirine herkes... Nasıl yani, söyle. Yani... Bu tartışma ikisinin birden mi işine geliyor? İşine geliyor çünkü orası, yani o muhalefet görevini doğru düzgün yapamıyor. İktidar da problemleri böyle atmış oluyor. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey değil. Yani dedim ya, yani kurultay. İşte 3 günde 2 kurultay, şunlar bilmem ne. Dün burada şey, çok güzel bir şey söyledi. Gökhan Günaydın mı? Yok, bizim Abdullah Abdülkadiroğlu. Samanyolu Yayın Grubu Ankara temsilcisi. Orada güzel bir şey söyledi yani. Efendim biz imzayı toplamıştık da, biz yapacaktık da kendilerinden ver. Ya sonuçta kurultay istemiyor muydun? Al. Bak abicim, hadise nedir biliyor musun? CHP'nin şöyle bir problemi var. Ben bu partinin gençlik kollarında da çalıştım gençliğimde, için inkar etmem. Ama şu var. Dünyanın en güçlü teşkilatı İttihat Terakki'ymiş kardeşim. Kaç yıl oldu? 100 yılı geçti. Tabii de. 100 yıldır içindeki o virüs var ya. O virüsü getiriyor kardeşim. Parti içi ayak oyunu. Ya bir laf vardır. Derler ki Rus gelmiş orasına dayanmış. Bunlar Erzurum'da Borazan tedarikinde. Ya vatandaş muhalefet istiyor. Vatandaş bir şey istiyor. CHP orada. Biz onu kurultay yapalım. Onu yapalım. Bunu yapalım. Ya geçin artık. Şunlara bir gidin. Gidin Van'da olun. Gidin Ağrı'da olun. Gidin Narenciye Bahçesi'nde olun.
Efendim varız orada biz zaten. E varsınız ama bir şey duyulmuyor. Bunun bir yolu olmalı demokraside. Gerekirse çıkarım Güven Parkı'nın orada anlatırım. Neyse o verir. Yani bir muhalefet istiyor ama Kılıçdaroğlu da haklı kardeşim. Geldi ya, genel başkan seçildiğin andan itibaren tabii bu ülke hastalığı. Mesela Japonya'ya gittim. Seçimden sonra ya da başka ülkelerde bir daha kimse siyaset konuşmuyor. Ya biz seçimin ertesi günü başlıyoruz. Bu hastalık CHP'de daha fazla. Genel başkan seçildiği gün, ertesi gün yeni seçim konuşuluyor ve kurultay konuşuluyor. Diyarbakır'dan Sevim Erkan abi, ben her sabah seni izliyorum ama senin BDP'li Sırrı Sakığı da çağırmanı istiyoruz programında. Beyefendiye katılıyorum, mesajı oku lütfen demiş. Kardeşim Sayın Talipoğlu girmiş CHP'nin gazetesine konuşup duruyor kardeşim demiş. İşte abi, böyle anlıyor işte herkes. Burada yani, hangi siyaseti yaptın? Ben çok CHP'yi eleştirdin gerçekten. Yani şu var, biz doğrucu olmak zorundayız. Bizim artık yani gazeteci olarak biz tespit edeceğiz. Biz siyasete falan atılacak değiliz. Öyle bir derdimiz yok. Ama Türkiye'de şu hastalık var. Diyorsun ki mesela Erkan Tan iyidir. Öbürü diyor ki ama Erkan Tan'ın şusu da. Ya kardeşim, bana iyiliği yaptığı program önemli. İlla şahıslarla uğraşmanın bir alemi yok. Bunu en çok da basın yapıyor zaten. Doğrusu. Bizimkiler yapıyor. Yani gazetenin köşesini işgal edip birbirlerini dövüyorlar kardeşim insanlar. Gazetenin o gazeteci bunu dedi, bu gazeteci bunu dedi. Ya ülkenin sorunu sizin şahsi polemikleriniz değil ki. Ya da beni karalamak değil ki. Doğru. Yani evet. Şimdi bu mantık var ya. O zaman da ben TRT'de çalışırken de AK Parti'nin koltuğuna, ya kardeşim biz bir yerde çalışacağız, ekmeğimizi siz mi veriyorsunuz? Söylediklerime bak sen benim. Ben hangi mecrayı bulsam oradan akarım kardeşim. Bu mecrayı şimdi doğru bulduğum için akıyorum. O zaman o mecrada bir büyük bir dönem TRT'de çok özgür program yaptım. Eczacılar, doktorlar, Alevi açılımında şurada burada. Alnım açık, hala da savunuyorum. Ama hemen bir kuruma girdin diye, bu kurum böyle kardeşim şudur. Şimdi Mehmet Altan'ı başka türlü mü yargılayacağız? Ne söylediğine bak adamın. Nerede olduğuna değil. Ben 11 ay işsiz kaldım. Aynı vatandaş sordu mu neredesin diye. Yok. Ama hemen sen TRT'deydin, seni yakıştıramadık. Ben diyorum ki TRT'de yakıştıramayacağın bir cümlem olduysa bana söyle. Yani böyle bir şey olur. Orada çalışan bir sürü arkadaş var hemen. Ama sen şimdi ağır konuştun mesela. Başbakanın yaptığı bölücülük diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama sen dedin ki CHP de buna katkı sunuyor. Şimdi bakın, bu tartışmalara girmek. Bu dindarlık. Bu toplara girmek öyle mi? Bu yanlışlık. Yani bak, Kılıçdaroğlu güzel bir şey açıkladı yalnız. Dedi ki bu katsayı meselesini biz parti olarak bilmedik. Başbakan fırsatı hemen aldı topu, biliyorsun eski futbolcu, çaktı buraya. Ama bu tartışmalar çok yanlış. Yani dinle, işte bu dindar, bu değil, bilmem ne, bunun sonunu getiremezsiniz. Gelmiyor da 50 yıldır gelmiyor. Ne 100 yıldır gelmiyor. 100 yıldır gelmiyor. Gelmiyor. Böyle bir gündem de yok milletin arasında. İnan yok ya, ben gidiyorum kahvesine giriyorum. Orasına gidiyorum. Kimseye sormuyorum siyasi görüşün ne diye. Nasıl yaşıyorsun diye soruyorum. Sorun bu. Bu sorun bu. Nasıl yaşıyorsun? Çünkü biz tarihe bir belge bırakmakla mükellefiz. Birileri bir gün oturup onu yazacaklar. Diyecekler ki evet kardeşim, işte Kahramanmaraş'ta, Andırın'da, işte Kars'ta, Digor'da insanlar bir zamanlar böyle yaşıyorlarmış diyecekler. Ve mesela ben şimdi 16-17 yıl öncesi bam tellerini çıkartıp koyuyorum. Kendimin de yaşlandığını gördüm tabii bu arada. 16 yıl önceki bam telde ne konuşuyormuşuz? Şimdi ne konuşuyoruz? Ha, güzel şeyler var. Onu da konuşacağız, bunu da. Mesela 17 yıl önce bu memleketin çöplüklerinden insanlar yiyecek topluyorlardı. Şimdi son yıllarda toplamıyorlar. Ama son yıllarda toplamıyorlar, başka bir şey oldu. Toplamadıklarını devlet açıktan verdiği için kimse iş yapmaz hale geldi. Şimdi onu da söyleyeceksin, bunu da söyleyeceksin. Mesele bu. Peki, çok teşekkür ederiz. Söyledi. Ben teşekkür ederim. Tayfun Taliboğlu söyledi. Biz de sadece söyledik. Yani bize de bir görev verdi. Hatırlattı. Kendisi de dahil olmak üzere. Siz de sadece söyleyeceksiniz kardeşim dedi medyaya da. Evet. Başka bir şey yapmaya çalışmayacaksın. Abi biz politikacı değiliz. Medyanın problemi bu. Bak, ben orada bir olay anlatıyorum. Diyor ki, bu çocuğa sahip çıkalım kardeşim. Ya da burada bu öykü oldu, tamam. Ya da şu hastanede işte acilde doktorlara saldırıldı. Ha, buna bakanlık çare bulacak. Ya bunlar korunamaz mı diye sorabilirsin sen. Ama benim niye korumuyorsun kardeşim? Hadi bilmem ne deme hakkım yok. Ben anlatırım. Kendi meslek kuruluşu sahip çıkar buna. Bu işi karıştırmayalım. Peki, çok teşekkür ederiz. Konuğa veda ediyoruz efendim. Tayfun Talipoğlu'nu uğurluyoruz. Sizi reklamlara doğru götürüyoruz. Lafımız büyük. Reklamlar bir televizyonun faturası kesilmiş, vergisi ödenmiş, alnının teri geliridir. Ve meşrudur.
haktır. Sizin de ona ilgi göstermeniz gerekir. Bize gösterdiğiniz ilgiyi, sevgiyi reklamlara da gösterin. O esnada bizden ayrılmayın. Reklamlardan sonra Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdülhatif Şener, ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Pelin Hanım misafirimiz olacak. Park